Müdür ya. Rahman. Bereket. Müdür hoş geldin. Başkan bir de kanalını bir ses. He? Kıvat. Türkiye basınına şey yapacak. Bugün bayağı bir oldu. Yo, bugün bayağı oldu. Pandemi döneminde ailece biz kapının önünde, yani merdivenlerin başında diyebileceğim bir yerde bir salça üretmeye başladık. Yani bize gelen domatesleri, çevreden aldığımız domatesleri bir salça yapalım dedik ailemiz için. Bunu da ben birkaç arkadaşıma yolladım. Bir milletvekili arkadaşıma yolladım. Milletvekili arkadaşım da bana ya bu ne biçim salça, bunu nasıl üretmiş? Ben de acaba bir şey mi oldu diye düşündüm. Sağ olsun dedi ki ya kıyamıyoruz yiyelim. O kadar güzel ve lezzetli bir salça. Bu o anda içime doğan bir şey oldu. Ben bu işi biraz daha geliştirip, daha büyütmek, insanlara faydalı olmak istiyorum diye düşündüm. Sağ olsun Tarım Müdürlüğümüzle beraber, Tarım Müdürümüz Cemal Bey'le, diğer arkadaşlarla, İsmail Bey'le ve diğer arkadaşlarla beraber görüştük. Yani buradaki amaç şu değerli arkadaşlar. Bu işi şu anda organik olarak yapıyoruz. Organik salça üretmeyi düşünüyoruz. Bahçelerden aldığımız ürünü burada değerlendirip organik salça üretip burada birkaç aileye istihdam sağlamak, demin gördünüz, birkaç aileye istihdam sağlamak, hem de vatandaşın ürününü tarladan satın almak istedik. Ve dolayısıyla bu işin ilk ayağını buradan başlamak istiyoruz. Bölgede üretilen domatesi salça yapmak için burada bir fabrika ileride düşüncemiz var. Bunu tabii ki Tarım Bakanlığımızla, Teknoloji Bakanlığımızla ve işte DAKA'yla, diğer kuruluşlarla beraber çalışıp bunu biraz büyütmek istiyorum. İnsanlar artık biraz üretebilsin, istihdam sağlamak. Yani farkındalık yaratıp biraz daha insanlara bir şeyin önünü açmaya çalışıyoruz. Vatandaşımız tarlada üretsin, bizler de bunu üretelim, Türkiye'ye yayalım ve en iyi domatesin, organik domatesin, Hakkari'nin domatesi de çok güzel, çok kıymetli bir domates. Çünkü soğuk iklimde yetişen domatesleri demin arkadaşlarımız söyledi. Çok tutla da lezzetli oluyor. Bunu en iyi şekilde üretip hem Hakkari'ye katkı sağlamak, istihdam yaratmak, geliştirmek, inşallah bunun arkasından da belki çok daha büyük bir istihdam kaynağı olur. Daha büyük şeyler beraber başarırız Tarım Müdürlüğümüzle beraber. Ben huzurlarınızda hem Tarım Müdürlüğü'nde çalışan bütün arkadaşlara teşekkür ediyorum. Burada çalışan bayan kardeşlerimize de teşekkür ediyorum. Size de buraya kadar gelip zahmet çektiğiniz için
bu işin tabii ki en büyük ayini siz olacaksınız. Yayınlamasında ve yayılmasında sizin emeğiniz çok. Bunun için de teşekkür ediyorum. Ben iş adamlarımıza, bütün halkımıza buradan şunu söylemek istiyorum. Gerçekten de üretim zamanı üretelim. Üretebiliriz. Yani biz sadece bir iş kurla, geçici bir çalışmayla asla bir yere kadar varamayız. Kendimiz üretip, kendimiz çalışıp, kendimiz ayaklarımız üzerinde durmayı gerçekten başarabiliriz. Ben de teşekkür ediyorum. Yani bir domates fabrikasının arkadaşlardan aldığım bilgi 4000 ton gerekiyormuş. Yani şöyle kısaca pratik düşünebiliriz. Hakkari'de 20.000 aile var. Belki çok daha fazla. Yüksek o ilçeleri düşündüğünüz zaman çok daha büyük aile potansiyeli var. Yani 4000 değil 8000 bahçe var. Her bahçede 1 ton domates alırsanız bu çok rahatlıkla yetebilecek kadar. Hatta bir değil yüksek odada bir tane kurulabilir. Burada da bir tane kurulabilir. Ama o zaman siz ürettiğiniz zaman burada salça ürettiğiniz zaman bu sefer vatandaş da bahçesinde üretime başlar. Önemli olan bizlerin öncü olarak önünü açmak bu işin. Bütün amaç bu. Farkındalık yaratmak. Burada bir ticaretten ziyade insanlara bir şey verebilmek. Sayın İl Başkanımız, aynı zamanda Hakkari eski milletvekilimiz Muttalip Özbek Beyefendi'nin çok güzel bir çalışmasına şahit oluyoruz. Lütfettiler, bizi de davet ettiler. Hakkari'de yerel olarak yetiştirilen, şu an elimizde gördüğümüz yerel tohumlarla yetiştirilen domatesleri görüyorsunuz. Burada kazanlar kurulmuş, kadınlarımız çalışıyor ve salça üretimi gerçekleşiyor. Büyük işler böyle küçük işlerle başlar gerçekten. Biz küçük bir adım atmış oluyoruz il başkanımızın öncülüğünde. Biz de gıda mühendisi, ziraat mühendisi ve diğer personellerimizle beraber geldik. Kadınlarımızı ziyaret ettik. Hijyenik olmasında, nasıl yapılması gerekeceği hususunda Tarım İl Müdürlüğü olarak bir eğitim çalışması olarak katkımızı sunacağız Sayın Başkanımıza. Bu güzel ve bu değerli çalışmalarından dolayı kendisine çiftçilerimiz adına, kurumumuz adına şükranlarımı arz ediyorum. Sağ olun efendim. Organik. Kadınlarımızın eliyle organik salça üretimi sağlamak. Bundan sonraki proje kadın kooperatifleriyle, kadının eliyle gerçekten o değerli elleriyle bu işi büyütüp fabrikaya dönüştürmek. Tabii ki bunu yaparken Tarım Müdürlüğümüz, teknik elemanları proje bazında bakanlıkla iletişime geçerek Hakkari'de hakikaten de sıfırdan güzel şeyler yaratmak beraber işte amatörlükten daha bir adım yukarıya oradan da fabrikalaşmayı ama bunu yaparken tamamıyla kadının eliyle yapmayı düşünüyoruz. Kadın kooperatifleri yapmayı planlıyoruz. Bunu inşallah hep beraber başaracağız. Burada ben inşallah Sayın Valimizden de Sayın Bakan'la göreceğiz. Artık Hakkari üreten bir yer olsun. Bir taraftan madenlerimiz, bir taraftan değişik çapta işlerimiz, bir taraftan da bu gibi işleri hep beraber inşallah başaracağız.